Türkiye'nin en büyük metal dedektör distribütörü Dedektör Burada'dan herkese merhabalar. Sıcak bir yaz gününde sıcak bir teknoloji ve bir cihazı sizlere en detaylı şekilde ulaştırmak için her zaman olduğu gibi yine sizlerleyiz. XP Deus 2 dünyanın en çok satan dedektörü olma yolunda ilerlerken Deus 2'ye bambaşka bir boyut kazandırdılar ve yeni bir teknolojiyle derin arama için harika bir cihaz geliştirdiler. Extreme Hunter derin arama cihazı. Görünüş olarak da oldukça farklı görünen bu cihaz yalnızca Deus 2 cihazı ile kullanılabiliyor. Yani Deus 2'ye sahipseniz artık bir derin arama cihazına da ulaşmanız daha kolay. Peki bu cihazın en kritik özelliği nedir? Bizce bu cihazın en kritik özelliği fabrika verilerine göre 5 metreye kadar büyük hedeflerde tespit yapabiliyor olması. Birazdan sizlerle birlikte farklı materyallerde sinyal üretme kapasitesini hep birlikte görmüş olacağız. Gelin hep birlikte Extreme Hunter'ın bazı avantajlarından bahsedelim. İlk olarak sizin görmüş olduğunuz gibi cihaz tamamen kablosuz ve iki farklı başlığı var. Ancak bu iki farklı başlık olarak algılanmamalı. İki başlık arasındaki mesafe bu başlığın boyutu olarak düşünülebilir. Yani yaklaşık 110 santim kadar bir başlıkla arama yapacağınızı unutmamalısınız. Deus 2 kullanıcıları gayet iyi bilir. Deus 2 cihazını yaklaşık 20 metreye kadar suya daldırabilirsiniz. Ancak burada sizi uyarmam gereken bir konu var. Extreme Hunter başlığınız suya daldırılamaz. Yalnızca zorlu hava şartlarına karşı gayet sağlıklı bir cihazdır. Burada görmüş olduğunuz gibi başlığımızın şarj soket kısmı mevcut. Dolayısıyla bu suya daldırılamaz. Bu konuda sizleri uyarmış olalım. Avantajları saymakla bitmiyor. Portatif, hafif bir cihaz. Şaft boyunu yine diğer cihazlarda olduğu gibi ayarlayabiliyorsunuz. Gerekirse bu şaftı kullanmadan da bu şekilde bir arama yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir cihaz. Rakiplerine göre Extreme Hunter'ın yine farklı avantajlarından bir tanesi yerleşim yerlerinde Extreme Hunter cihazınızla rahatlıkla arama yapabilirsiniz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, bu başlığın en önemli özelliklerinden bir tanesi, küçük objeleri, küçük metalleri otomatikmen elemesi ve doğrudan büyük hedeflere yönelik arama yapmasıdır. Diğer bir önemli özelliği ise tamamen 5 yıl garantili olması ve 10 yılda parça garantisine sahip olması. Deus 2 cihazımızı açıyoruz. Sol alt köşede versiyonunu göreceksiniz. B2.0, beta 2.0 bu test ürünü olduğu için şu anda beta sürümünde. Ama XP çok yakın bir zamanda iki güncellemesini sizlerle paylaşacak. Cihazı açar açmaz şurada görmüş olduğunuz gibi bir frekans taraması yapıyor. Frekans taramasından sonra da toprak ayarı yapmanız gerekiyor. ZAYR zemin ayar kısmından şuradan. Dilerseniz manuel olarak artı ve eksi ile bunu yapabilirsiniz veya pinpointer tuşuna uzunca basılı tutup burada toprak ayarı kısmına getirebilirsiniz. Burada bobin hareketi şu şekilde, ön kısmı toprağa yatay bir şekilde olması gerekiyor. Bunu birazdan uygulamalı bir şekilde de göstereceğim. Toprak ayarını dilerseniz bu şekilde, dilerseniz manuel olarak da kullanabilirsiniz. Gelin arayüzünü görelim. Menü kısmında bobininizin hassasiyet ayarını yapabilirsiniz artı ve eksi ile. Fabrikanın sunmuş olduğu ve önermiş olduğu ayar maksimum 87. Ama parazit almıyorsanız bunu 99'a kadar da arttırabilirsiniz. Yer ayrımı burada demir ayrımı aslında bu. 3'e kadar açarsanız sığ demir hedeflerini eleme yapar. 5'e kadar arttırdığınızda daha derindeki demir gibi hedeflerin ayrımını sağlar. Eşik sesi, bunu açtığınız zaman sürekli cihazda bir uğultu sesi gibi, bir vızıltı sesi gibi bir ses duyarsınız. Bu bize ne sağlar? Eşik sesi daha derindeki büyük hedefler veya yüzeydeki düşük frekansların tespitini yapmanızı sağlar. Tepkime hızı, bobin başlığınızı hedefin üzerinden geçirdiğinizdeki tepkime hızıdır. Yani hedefi tespit hızıdır aslında. Otomatik ayar kısmını kapattığınız zaman şurada stabil bir ekran göreceksiniz. Frekans kaydırma olayına işe yarar.
Cihazı ilk açtığınızda otomatikman bir frekans ayarı yapar ama buna rağmen cihazınız hala parazit alıyorsa frekans kaydırma işlemi yaparak bu parazitlerden kurtulabilirsiniz. Sesli yanıt cihazın tepkime sesi, yani hedefi tespit ettiği andaki verdiği tepkimelerdir. Buradaki menü bu şekilde. Sol üst köşede şurada bir pause işareti göreceksiniz. Örnek veriyorum, bir arama yaptınız ve bir grafik yakaladınız. O grafiği yorumlayabilmeniz adına bu sürekli hareket eden grafiği durdurmanız gerekiyor. Sol alt köşedeki eksi tuşuna basarak grafiği durduruyorsunuz ve böylece bu grafiği yorumlamanız daha kolay. Yukarı üst köşede ise hedefin büyüklüğünü görebilirsiniz. Devam ettirelim. Artı tuşuna uzunca basılı tuttuğunuz zaman burada cihazın sesini kısa yoldan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan mod değiştirebiliyorsunuz. Kulaklık veya diğer kullandığınız kulaklıkların ses ayarında yapabiliyorsunuz. Çıkarken şuradan çıkış sağlıyorsunuz. Sol köşede ünitenin şarj durumunu, sağ üst köşede ise bobin başlığının şarj durumunu gözlemleyebiliyorsunuz. Çıkarken yine geri tuşuyla çıkış sağlıyorsunuz. Seçenekler kısmında yine Deus 2'nin mevcut ayarlarını yapabiliyorsunuz. Başlık eşleştirme, kulaklık eşleştirme ve benzeri durumları buradan görebilirsiniz. Cihazımızın arayüzü bu kadar. Cihazın arayüzü kısmında da göstermiş olduğumuz gibi toprak ayarını uygulamalı bir şekilde görelim. Ama bunun öncesinde uyarmam gereken bazı konular var. Kitapçığında da göreceksiniz. Kesinlikle bot kullanmıyoruz. Çünkü botların bağcık bağlanan kısımlarında metal oluyor. Üzerinizde saat, telefon, kolye ve benzeri herhangi bir takı olmaması gerekiyor. Ve toprak ayarını yaparken de en önemli konulardan bir tanesi de bu. Ünitenizi şafta sabit bir şekilde takmanız gerekiyor. Toprak ayarı yapıldığında ünite şaft üzerinde olmalı. Pinpointer tuşuna uzunca basılı tuttunuz. Toprak ayarı ekranı geldi. Bobin başlığınızı aşağı doğru tuttunuz. Buradaki mantık zaten bot kullanmamanızın mantığı bu. Dikkat ettiyseniz bobin doğrudan ayaklarıma çok yakın bir mesafeye geliyor. Toprak ayarını bu şekilde yapıyoruz. Gelin hep birlikte test materyallerimizi görelim ve testlerimizi yapalım. Yakalarım at. 20'ye 20 bakır tas. 6,5 santim altın bileziğimiz. Evet. 50'ye 50 santim çapında metal bir plaka. Ve son olarak paslı bir demir. Burada bu paslı demirle bobin başlığımızın yüzeydeki buna benzer metalleri ayrım yapabildiğini göstereceğiz. Hadi gelin hep beraber testlerimize geçelim. Şimdi Furkan Bey elindeki 20 santim çapındaki bakır tası karşı masadaki tamamen tahta olan masa üzerindeki bobin başlığımıza yaklaştıracak. Bekleyelim orada Furkan Bey. Sinyali ilk aldığımız yer burası. Yaklaştıralım. Kaç santimden aldı? 1,5 metreden elindeki bakır tası tespit ediyor. Yaklaştıralım. Sinyalin kuvvetli olduğunu da gösterelim. Yaklaşalım. Yaklaşalım dibine kadar. Görmüş olduğunuz gibi dalga boyu hedef bobine yaklaştıkça bu şekilde artış sağlıyor. Uzaklaşalım. Evet, farklı bir metalle testimize devam edelim. 50-50 santim çapında bir metal plakamız var. Evet, yürüyelim. Bir dakika orada duralım. İlk tespit noktası şu anda orası. İki ondan 50-50 santim çapında metal plakayı tespit ediyor. Yaklaşalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi yaklaştıkça sinyal kuvvetli bir şekilde artış yapıyor. Uzaklaşalım. Evet. Şimdi altın bileziğimizi görelim. Evet, altın bilezik. 6,5 santim.
Şimdi bileziğimizi görelim. Evet. Yavaş yürüyelim. Evet, tam olarak orada şu anda sinyal aldı. 80 santimden 6,5 santimlik bileziğimizin sinyalini alıyoruz. Yaklaşalım. Yaklaşalım. Evet. Şimdi bir metal çitimiz var. Tabii burada bu kadar büyük bir hedefi aramıyor olabilirsiniz. Ama buradaki maksat başlığımızın üretmiş olduğu sinyalin kapasitesini göstermek. Furkan Bey şimdi yavaş yavaş bobin başlığımıza yaklaşıyor. Metal çitimizin ebatı 90'a 90 çapında. Yavaş yavaş yürüyelim. Evet, tam olarak şu anda bulunduğu noktadan ilk sinyali aldı. Kaç santim? 3.50. 3.50'den şu anda sinyal aldı. 90'a 90 santim çapındaki bir metal çitin sinyallerini alıyoruz. Yaklaşalım. Görmüş olduğunuz gibi yaklaştıkça burada dalga boyu artıyor. Evet, uzaklaşalım Furkan Bey. Yine başladığı yerde sinyal bitmiş oldu. Şimdi son olarak göstermiş olduğumuz bu paslı metalin yakın olduğu zaman ses tonundan da ayrım yapılabildiğini gösterelim. Yaklaşalım Furkan Bey. Paslı bir demir. Sağ sol hareket ettirelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi demir ve paslı hedeflerde nokta nokta gri bir şekilde kullanım kitapçığında da göreceğiniz gibi bir hedef gösteriyor. Eğer buradaki dalga boyu noktalı bir şekilde ve gri ise bunun demir olduğunu söyleyebiliriz. Sizlerle birlikte bu muhteşem cihazın testlerinde neler yapabildiğini gördük. Extreme Hunter ve diğer modellere sahip olmak için videonun sonundaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz İstanbul Maltepe'deki mağazamızda bu cihazı canlı bir şekilde görüp uzmanlar tarafından eğitimini alıp satın alabilirsiniz. Bu videonun altına Extreme Hunter ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları yazabilirsiniz. Sektörün öncü firması olarak sizlerin bizlere vermiş olduğu sorumlulukla her zaman sizlere en kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.